okullardan görüş, öneri, soru, her türlü konuda bilgileri tutanağa geçirmek üzere sizlerden alacağız. O zaman da isminizi söyleyin, tanıdığınızı söyleyin bize. Sen yükselteceksin. Altındaki canlılar, balıklar,
Akdeniz'in körfez ekolojik dengesini bozmuyor musunuz? Yok, bu neyin kalkın? Bir saniye. Birinci kalkın yaşama şansı yok mu? Tamam. Nereden benim para kazanacak diye? Biz tamam. Yok mu o şansı? Tamam, sizin takıldığınız modumda da... yapıya bir denge problemi söz konusu değildir. Ayrıca bölgemiz limancılık faaliyetleri olarak ilk defa bu faaliyette karşılaşmıyor. Etibank'ın kullanmış olduğu alan dahil. Yanında Shell istasyonunun kullanmış olduğu alan dahil. Eski petrol ofisi yeni çevresel kimyanın kullandığı alan dahil. NATO'nun boru hattı olarak petrol boru hattı olarak Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte kullandığı alan da ve hemen beraberinde karşı kısmında bulunan Erdek'teki liman faaliyetleri dahil bölge bu faaliyetlerden uzak değil. Yani liman faaliyetleri bölgemizde istisnai ilk defa karşılaştığımız olay değil. Bir diğer şeyi bilhassa liman özelinde liman faaliyeti yapıldığı zaman limanın yanında denize girme noktasında bir problem teşkil etmez. Bunu benim sözüm değil de Erdek'e gidenler çok kolay bilir. Orada Kurbağalı Dere ile Erdek limanının artık kullanıldığı alan arasında bilenler varsa sözü kaç metre mesafe? Yani toplasanız sadece hükümet binasını koyun oraya, hükümet binasını çıkarır, bir tarafta denize girer, bir tarafta denizin ifade eder. Ve kimse bundan mağdur olmaz. Bir liman faaliyeti bölgeye kirlilik, bölgeye sıkıntı getirmez. Bölgenin değeri yükselir. İnsanların mutluluğuna, gündelik yaşamlarına olumlu katkı getirir. O nedenle burada binası yapılmasa inşaat faaliyetleri, çelik kırmızı kullanma düşüncemiz nedeniyle de zemin yapısı da bu gerektiğini olacak. Aslında ekolojik dengenin belki hiç etkilenmeyeceği, hemen hemen hiçbir farklı şeyin olmayacağı bir şeyle karşısı. Biz bu yerle ilgili inceleme yaparken, deniz araştırmaları yaparken söylüyorduk. Körfez'e dair, Körfez'e tam kurulumun bittiği yer, yani kampların bulunduğu bölgede çok sığ su var. Bu şeye doğru, petrol ofisine gittiğimiz yerde su derinleşiyor. Ve biz o yana doğru gitmemiz lazım. Biz buraya çalışmamızda diye düşünüyoruz. Oysa bölgedeki incelememizde bu düşüncenin hiç doğru olmadığını çok enteresan bir şekilde tarihi yaratmadığını o eskiden hepimiz biliriz. Karşıda papaz işlemi vardı. İşte daha da eskiden bir man var. Değil mi? İşte o, hatta doğrularından baktığımızda da orada halk yanıyor. O yanının bulunduğu kısımda derin su direk olarak değil, 100 metre. Biz burada 8 metre suyu aşağı görmüş, 400 metre denizin içine gittiğimizde bulurken kamplar bölgesine sürmede 100 metre direk olarak derin su yok. Burada deniz hareketlerinin bulunmadığını tespit ediyoruz. Neyle? İşte boşlamak çalışmalarımızda, işte matematik çalışmalarımızda, yapacağımız çalışmayla biz bölgemize çevresel ve sosyal hayatın müdahale bağlamak olumsuz bir katkı değil. Bilakis yedinci başta olmak üzere yakın internetimizde olan bir tane dahil her yer problemlerine olumlu yönde katkı sağlayacağımızı ve buradaki bütün insanların yaşantısının değerini arttırma yönünde katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Sirkülasyonda bir sorun yaratmıyor. Sizin aslında bana göre karşılar gördüğüm kadarıyla, projenizin dinlediğim kadarıyla sizin denizi doldurmanız, bizim o girdiğimiz bölgedeki deniz suyunu alabildiğini etkileyecek ve kirletecek isteseniz de istemeyecek. Kirletmem edecek şey mümkün değil ve dolduracağımız iş olacak değil. Nasıl olursa insanların bir hava aldığıyla gece bile akşamları oturabildiğini bilecekler olursa
Siz suyu donduracak, denizi donduracak bir şey olmayacak diyorsunuz. Onu yapacak bir şey olmayacak diyorsunuz. Niye o zaman donduruyorsunuz? Derinlik yok zaten orada. Körfez'in solmasınız. Siz keşke bana göre bu taraftan, İsmail tarafından, buralardan bir yer alsaydınız da kısa bir iskele kurup bu sistemi daha rahat çözseydiniz. Ama bana göre siz orasını kastemlere, kölere yeni bir şeyler, yeni bir oluşum, Körfez'de yeni bir oluşum oluşturuyorsunuz. Biz bundan rahatsızlık duyuyoruz ben. İsmail'e baktığım bir kadarıyla rahatsızım yani bu işte. Bunun böyle olacağını şeyin Marmara Köprüsü'nün bunun yükünü taşıyacaksınız. Gerçekten var. Bunlar bozulmuş musunuz? Hiçbir çevre sorunumuz yok. Her şey dört gördük o zaman. Biz bedavadan bakıyoruz buraya. Hiçbir sorun olmayacak. Kirletmeyeceksiniz. Herkes öyle dedi. Mahtaş böyle dedi. Bilmem neresi böyle dedi. Herkes yapmayacağız, etmeyeceğiz diye geliyor. Ama sonuçta bizden mağdur olur. Rahatsız olan biziz. Gelince geleceksiniz. Bize ekonomik refah ve çevremize de zarar vermeden düzgün şekilde değil. Biz karşı değiliz zaten. Zaten bizim görgümüz sanayiye açıldı. Bütün işimizde bunun bilincinde yapılmamız gereken neyse biz evimizden geleni yaparız. Ama gel görgümüzü çık içerimden kaç metre o derinlik ne kadar uzayacak mesela mavi noktalara kadar görgümüzün içine 39 dönümü 37 dönümü dolduracaksınız. Ondan sonra bir de ileri doğru yürüyeceksiniz. Ne kadar biteceksiniz görgümüzde? Bizim bildiğimiz görgümüzde John dediğimiz kırıklar var. Edicik deprem kırıkları, bayatları. Da oraya kadar, o derinliğe kadar gideceksiniz. Nereye gideceğiz başka? Bu bölgede, yani liman yaptığımız bölgede bizim de zeytinliklerimiz var. Şimdi siz demiştiniz ki, itibar limanı, Şer limanı, arkadaşımız Şer limanı var. Hatta Erbil limanı da var. Şimdi itibar limanı da en yanına bakacağım var. İtibar limanı için zaman için kuruyup girmiş veya gümrük boşaltmıyor. Sadece tankların içine sıvı. Şer bölgede NATO bölgede. Onun için denize içmişliği bırakmadı. Tamam, tehlikeli madde olduktan olabilir bazı durumlar ama başka bir yani çevreye zararı olmadı. Erdem bir madde dediğim zaman Ronald'dan başka hiçbir faaliyet yok. Ne kadar bir şey başka bir şey geliyor ama siz de bakın siz Ronald dediniz. Kuru yük dediniz. Kuru yük deyince maden giriyor. Sadece bu bölgeden Marmara bölgesinde değil. Türkiye'nin her yerinden gelebilir miyim? Ne olduğu da belli. Amma değil. Gelebilir. Amma değil. Her şey gelebilir. Artı genel kargo dediniz. Bu kargonun içine ne giriyor? Konteyner mı? Nedir? Yani çünkü belirt dediniz. Sadece bir genel kargo. Bunun açıklanması güzel bir şey. Bu kadar şey. Olduğuna dair bir izahlarda bulundu. Mezarlık falan değil. Ben de diyorum ki yani bu sit alanı içerisinde örnek evler ne şekilde oldu? Yani söylemiş olduğum örnek evler, sit alanı içerisinde de bu yapılaşma ne şekilde oldu? Yani limanı istemiyoruz. Bu liman Edincik içerisinde büyük gelir olan bir şey olacak. Edincik içerisine girecek olan liman da bu memleketin faydalı bir şey olacak ve limana girdiği yerde de her şeyin resmi olacak. Yani denizi çürütmek, denizi kirletmek mevzubahis değil. 1980 yıllarında Erdek Limanı alt büyüğünün bok atıyordu. Ama sene ilerledi, bugün denize giriliyor. Limanın içerisinde giriliyor sahilde değil. Bir tane leke, bir tane pislik bulamazsın. Sintine basamazsın. Yani deniz kirletmek o günküyle bugünkü kadar kolay bir şey değil. Bizim edincimize de liman barınağını, balıkçı barınağını yaptılar. O zaman niye bu halk ayaklanmadı, yapıldı diye? Ayaklanma olarak düşünmeyin, bu çalışma... Yok, o zaman da sit alanı değil miydi yani? Bu liman olduğunda kirletmedi mi bu denizi? Zaten yeni olduğu için bu çalışmalar yeni yeni geldi. Eskiden ayaklanma gibi düşünmeyin, bu bir alışveriş. Çalışmaların içindeyiz. Yenikot, işte devreli limanlar, devam ediyorsunuz, Bursa'nın lojistik limanlar, Bolçelik var ve burada liman var. Yani sıra sıra 6 tane liman var. Hemen bitimlerinde tesisler var, bitimlerinde bitimlerinde de bütün zeytinlikler var. Ve yani gerçekten hani bir gün hani gezmek isterseniz oradaki zeytinlik alanlara o limanların ve o işlerin
Doğru. Ama şimdi Arzu Efendi'nin civar verilmesi eğitim hususunda hemen kısacık. Ondan sonra sorulara geçsin be. Şimdi birincisi ortaklar kimlerdir arkadaşlar? Bu alanın şirketi olduğuna göre ortaklar sermayelerden kimlerdir?